Alıyorum şimdi. Evet, merhabalar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Yapay Zeka Anabilim Dalı'nın webinar etkinliklerinin 6.sına hoş geldiniz. Ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Yapay Zeka Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Gamze Yüksel. Yapay zeka ana bilim dalımız Mayıs ayında, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kuruldu ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında toplamda 20 öğrencisiyle yapay zeka alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan bir program. Programımız üniversitemizin matematik bölümü, istatistik bölümü, bilgisayar mühendisliği, bilişim ve enerji sistemleri mühendisliği ve tıp fakültesinin radyoloji bölümünden öğretim üyelerinden oluşmakta. Biz bu webinar serisinde öğrencilerimizi ve yapay zeka alanında gelişmeleri takip etmek isteyenleri, alanında öncü çalışmaları olan değerli bilim insanlarıyla ve sektör temsilcileriyle bir araya getirmeyi hedefledik. Etkinliğimizde kayıt alınacak ve bugünkü etkinliğimizin kaydı ve daha önce yaptıklarımız ve bundan sonra yapacağımız etkinliklerde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapay Zeka Anabilim Dalı'nın YouTube hesaplarından paylaşılacaktır. Dilediğiniz zaman oradan da ulaşıp tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü 6. etkinliğimizin konusu yapay zeka ve eğitim. Ve bu konu başlığı özelinde MethodBox uygulamasını irdeleyeceğiz. Konuklarımız BK Mobil'in kurucu ortağı İsrafil Dilmeç ve tabiri yerindeyse MethodBox'a hayat veren Furkan Eriş ve Burak Aksar olacak. Öncelikle İsrafil Bey'i dinleyeceğiz. Kısaca İsrafil Bey'den bahsetmek isterim. Sonrasında da İsrafil Bey'in sunumuna geçeceğiz. BK Mobil kurucu ortağı olan İsrafil Dilmeç, eğitim, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve enerji sektörlerinde 23 yılı aşkın iş geliştirme, yazılım yönetimi ve ürünleştirme deneyimine sahiptir. Telekomünikasyon alanında Samsung Fan Club, Turla KKTSel, Turkcell App Market gibi birçok projede operasyon ve servis direktörü olarak görev alan Dilmeç, enerji sektöründe de birçok projede çeşitli pozisyonlarda yer almıştır. Son olarak bir yıl gibi hızlı bir geliştirme döneminden sonra MethodBox adlı uyarlanabilir bir dijital öğrenme platformunu başarıyla ürünleştirmiş ve 150 bin öğrenci, ebeveynleri, öğretmenleri ve yöneticileri olmak üzere toplam 190 bin kişinin kullanımına sunmuştur. MethodBox ilkokuldan liseye öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, üye velileri tarafından kullanılan hem web sitesi hem de mobil sitesi hem de iOS ve Android uygulamaları sayesinde her yerden bağlanılabilen yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojileriyle çalışan bir platformdur ve 3 yıldır Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nda kullanılmaktadır. Bundan başka Dilmeç, pandemi sürecinde ortaya çıkan uzaktan eğitim ve uzaktan konferans görüşme ihtiyaçlarını karşılayan sosyal etkileşim platformu C-Meet'in geliştirilmesini ve ürünleştirilmesini de sağlamıştır. Ayrıca MethodBox B isimli sistem ve proje bazlı öğrenme platformunu geliştirip bireysel projeler, öğretmenler ve eğitim kurumları için farklı paketlerde hizmetler sunmuştur. Okul yönetim sistemleri kapsamında akademik bilgiler, sınav tarihleri, ders notları, rehberlik ve psikolojik danışman çalışmaları, etkinlikler, ekstra çalışmalar, ödevler ve mülakat günleri gibi öğrencinin okul içinde öğrenme süreci hakkında bilgi veren iOS ve Android tabanlı mobil uygulamaları ürünleştiren, eğitimin dijitalleşmesinde önemli katkıları olan Sayın Dilmeç'i bugün Yapay Zeka Anabilim Dalı'nın etkinliğinde ağırlamaktan yapay zeka çalışan eğitimciler olarak biz de mutluluk duymaktayız. MethodBox özelinde kendisinin eğitime sağladığı dijital katkıları dinlemek üzere şimdi sözü Sayın Dilmeç'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Dilmeç. Gamze Hanım, çok teşekkür ederim. Ben söze erken başlamıştım. Tekrardan başlayayım şimdi. Buyurun. Siz de çok güzel özetlediniz. Ben belki bu kadar güzel özetleyemezdim kendimi de. Dışarıdan ayna tutmak gibi oldu. Teşekkür ediyorum. Biz BK Mobil olarak 2017 Temmuz yılında ayında Ankara'da Teknopark'ta Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları'nın mütevelli heyeti başkanı ve icra kurulu başkanı Hüseyin Bey'in BK Girişim Anonim Şirketi ortaklığıyla Ankara'da şirketimizi kurduk. Bundan önceki yaptığımız işlerin
benim bireysel uğraştığım işlerin tamamen dış alanında ben bir dış göz olarak gruba katıldım ve asıl hedefimizi BK Mobil İletişim ve Bilişim Anonim Şirketi ismini koyarak 5G çerçevesinde 2023'ten sonraki eğitim teknolojilerine odaklanmak ve bu konularda da işler geliştirmek üzerine bir çerçeve kurduk. Bu çerçevede iki şehirdeyiz, üç ofisteyiz, 32 tam zamanlı mühendisimiz var, 32 tam zamanlı çalışanımız, 20 mühendisimiz, 4 tasarımcımız, 2 kalitecimiz, 2 sistem yöneticimiz ve 4 tane de şirket yöneticimiz var. Çok hızlıca MethodBox ne, Seemit ne, biraz onu hızlandırarak size aktarmak istiyorum. MethodBox ürünün üzerinde bir servis tabanlı okul yönetim sistemi var. Buradan kullanıcılar MethodBox'a gelmeden önce BI'ye, MethodBox'a, Junior'a, Cloud'a, Asistan'a ve Personalized Artificial Intelligence'a, Speaky AI ile birlikte geliştirdiğimiz ürünün çekirdeğine doğru gelecekler. Kullanıcıları tutmuş olduğumuz kullanıcı yönetim modeli Stoyus üzerinde dururken diğer tüm kullanıcı davranış analizleri ise payda duruyor. Biz neye bakıyoruz? Kişiselleştirilmiş öğrenme, mobil öğrenmede öğrenci kullanılabilirliğine, motivasyon tasarımına, simülasyonlara, oyunlar ve sanal dünyalara, işimizin gereği olarak otantik öğrenmeye, mobil öğrenme ve cihaz işbirliğine, yeterliğe dayalı öğrenmeye ve yaratıcı düşünceye, bu birazdan anlatacağım kurguları 146 dimension'da 8 ayrı funnel'da yönettiğimiz bir kendi geliştirdiğimiz bir büyük veri setimiz var. Kendi geliştirdiğimiz diyorum, haksızlık etmeyeyim. Dünyada ilk kez Google Analytics'ten önce ortaya konulmuş fikir olarak Matomo bizi cesaretlendirdi ve Matomo'nun framework'ü üzerinde Mongo, NoSQL veri tabanının üstünde de kullanıcıların tüm davranışlarını tuttuğumuz bir uygulama geliştirdik. MethodBox kimler kullanıyor? Bu davranışları neden bahsetmek istiyorum? Öğrenci, veli, öğretmen, rehberlik ve aslında en uç birimde öğrencinin mesleki yeterliliğine göre de konumlandıracağımız bir kariyer planı önümüze çıkacak. MethodBox öğrencinin içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. MethodBox öğrencide takvim, rapor, ders, hedef, test, kare kod okuma ile yani kolay erişimler, ödevlere erişimler ve bildirimler öğrencinin hayatında olan uygulamalar. Velinin gözünde ise öğrencisini okulla birlikte güçlü işbirliğiyle takip etmek, öğrenci eğitim ve etkinlik takvimini izlemek, ödev takip sistemi, etüt takip sistemi, sınav takip sistemi, gerçek zamanlı bildirimlerle öğrencisiyle ilgili bilgileri alması, öğrenciye ait hesaplara da doğal geçiş yapabilmesi. Öğretmen uygulamamızda ise yönetim takip sistemi, ders ünite konuları takip ettiği bir müfredat sistemi, akıllı tahtadan sınıf içi etkileşimi artıracağı platformlar, çalışma fasikülü test çözüm çalışmalarını içerik üretmek için içerik üretim platformu, konu kavrama testi ödevleri ve bununla ilgili takip sistemi, ödev yönetim sistemi, etüt yönetim sistemi, sınıfta şubede performans yönetim sistemi, bu birazdan anlatacağımız çalışmaların en uç noktasında burası olacak. Sınav analiz sistemi, bildirim ve mesajlaşma sistemi de yine bugün bahsedeceğim altyapının temel taşlarını oluşturuyor. Yine çok önemli değinmiştim. Rehberlik ve kariyer merkezi her ne kadar eğitim, öğretim çok önemli olsa da aslında kişinin algıladığını ve testlerle sınandıktan sonra da karşısına çıkan sonuçları aslında onu bir kariyere doğru itiyor. Burada da rehberlik ve kariyer merkezine de öğrencilerin bilişsel istatistikleri, davranışları da bu altyapı aracılığıyla sunuluyor. Biz neden ihtiyaç duyduk? MethodBox'ta öğrencinin performansını pek çok kritere göre hesaplayabilirdik. Özellikle çoktan seçmeli, yani ülkemizde de dünyada da uygulanan standartlaşmış testlere baktığınızda burada amaç öğrencinin aslında hazır bulunuşluğunu görmek ve onun üzerinden de ilgili ders modüllerine tekrardan geçişini sağlamak.
Bugünkü konvansiyonel eğitim yaklaşımıyla öğretmenlerimiz sınıf içindeyken öğrencilerine dokunabiliyorlar. En azından gözündeki ışıktan da onunla ilgili kurmuş olduğu iletişimden de öğrenciyle ilgili çabuk temasları alabiliyorlar. Fakat online'a çıktığımızda hem asenkronda hem senkronda öğrencinin çözdüğü testler, deneme sınavlarında aldığı sonuçlar, ödevleri zamanında tamamlayıp tamamlamaması ve performansına doğrudan gösterge olacak hedef seçimleri öğrencinin durumunu anlamamız için bir gereksinimdi. Bu performansı nasıl öğretmene gösteriyoruz? Öğretmen sınıfın içerisinde hem asenkronda hem senkronda hem de sınıf içinde nasıl işletiyor derseniz, MethodBox'ta öğrenciler ders başarılarını performansın renkler üzerinden takip ediyorlar. Öğretmenler de öğrencilerden toplanan verilerle tüm sınıfın nasıl bir blok içerisinde durduğunu izleyebiliyor. Bu sınıf içerisindeki gelişim gösteren öğrencilere hem daha fazla bilgi yüklemesine, performansı aşağıda olan öğrencilerin ise çok hızlı bir şekilde hangi konularda eksiği olması gerektiğiyle ilgili bize bir takım bilgiler sunuyor. Öğretmenlerin ekranlarında özellikle öğrencilerle ilgili ders kartlarından, öğrenciler kendi performanslarını ders kartlarından görürken, öğretmenler de öğrencilerinin sınıflarına ve yetkinlikleri doğrultusunda bu raporlar aracılığıyla karar verebiliyorlar. Performansı toplam 5 renkte ifade ediyoruz. Burada üniversite seçimlerindeki en yüksek hedef ve deneme sınavlarından almış oldukları netleri Türkiye ortalamaları ile karşılaştıran bir çok kompleks olmayan, çok da basit olmayan bir algoritmamız var. Bu algoritma taban puana bakıyor, yerleştirme sınıflarına bakıyor. Yerleştirme sınıflarındaki kontenjanlardan öğrencilerin bizim elimizdeki veri tabanında, o da yaklaşık mezunlar hariç 11-12. Sınıflarda 40 bin kişilik bir potansiyeli ifade ediyor. Bunu da Türkiye ölçeklemesini kullanıyoruz. Türkiye ölçeklemesinde de buna göre de bir performans kriteri öğrencilerimize atamış oluyoruz. Öğretmenler MethodBox uygulamasından öğrencilerine çok hızlı bir şekilde ders esanede, bir ders ünite konuya göre içerikleri esan edebiliyorlar. Buradan gelen sonuçları da yine MethodBox uygulamasında görebiliyorlar. Uygulamaya ilk başladığımızda ki bu sunumun birebir aynısını aslında geçen yıl 2019 Kasım ayında Burak ve Furkan'la Boston'da, Amerika'da tanıştığımızda iki arkadaşıma göstermiştim. Bir deep learning model oluşturmaya çalışıyorduk. Elimizdeki öğrencilerin Türkiye sıralaması ile ilgili, seçmiş olduğu okullara göre yerleştirmesi ile ilgili bir analiz yapmaya çalışıyorduk ve burada Türkiye ölçeğinden çıkarak bir analizlerimizi base oluşturacak bir yapı, algoritma oluşturmak istiyorduk. Birçok model denendi. Özellikle denenen modellerde regresyon temelli modeller vardı. İstatistiksel başka modeller vardı. Yine de bizim yanımıza yine biliyorsunuz çok karmaşık olmayan ve önerilerde güçlü olan Bayes teoremi ile yola çıktık. Bayes teoremini daha sonra Furkan yazdığı bir takım kodlarda daha da ileriye taşıyacak algoritmalar geliştirdi. Arkadaşlarıma söz verdiğimde oradan devam edeceğiz. Burayı hızlı geçiyorum. BK Mobil olarak biz en çok neye odaklandık? Öğretmenin aslında zamanını boşaltmaya ihtiyacımız var. Zaten haftada 40 saatin üzerinde derse giren bir öğretmen aynı zamanda birkaç şubede öğrencisini tanımak zorunda. Öğrencisinin hem kişilik karakter özelliklerini, yani ona bilgisayarın yapamayacağı insan etkileşimini göstereceği, öğretmen etkileşimini göstereceği konuların dışındaki işleri biz kendi üzerimize almaya çalışıyoruz. Burada öğretmene zaman yaratma, öğrencinin öğrenme hızına göre onlarla ilgili bilgileri toparlama, adaptif öğrenme ile ilgili ders materyallerinin uygunluğunu ölçme, görme,
Kişiselleştirilmiş öğrenme ile ilgili bilgileri toparlama ve daha fazla, daha karmaşık görevler sunabilme ve her zaman ama her zaman beta'da kalmasını istediğimiz Data Collection Advanced Forecasting diye de nitelendirdiğimiz öğrencilerimizin bilgilerinden onların hedeflerine doğru taşıyabileceğimiz algoritmalarda iyileştirme yapmak birinci önceliğimiz olacaktı. Neleri yaptık, neler şu anda hayatta, neler yol haritasını biraz onlardan bahsedeceğim. MethodBox haftalık sınav değerlendirmesi ve sınıf içi izlemesiyle ilgili 2019 yılı Ocak ayından bu yana öğretmenlere hizmet veriyoruz. Öğretmenlerimiz okul içinde ve okul dışında öğrencinin online olarak kullandığı ders materyallerinden biraz önce bahsetmiş olduğum 146 dimension'lık topladığımız verilerle öğretmenleri hangi öğrencilerin hangi derste, hangi ünitede, hangi konuda, hangi kazanım ağacında eksiği olduğuyla ilgili bir takım bilgiler çıkartıyor. Bu bilgiler AI güdümlü asistanlar ve algoritmalarla da desteklenerek öğrencilerini nasıl bir yola sokmak istediğiyle ilgili bir takım text tabanlı önerilerde öğretmene bulunuyor. Öğrencilerin özellikle bilgilerini değerlendiren, cevaplarını analiz eden kompozisyon karşılaştırmalarında biraz daha ilerlememiz gereken yerler var. Biz çünkü çoktan seçmeli, eşleştirmeli ve boşluk doldurmalı sorularda başarı oranımız yüksek. Fakat şu anda kompozisyonlara yani açık uçlu sorulara cevap verme kısmında daha öğreneceğimiz ve geliştireceğimiz de öğretmenlerimizle boşaltacağımız yerler var. Bilginin gözden geçirilmesinden bahsetmek istiyorum. Bilginin gözden geçirilmesi kısmında öğrencinin ne öğrendiğini, ne zaman ve nasıl öğrendiğini biraz önce bahsetmiş oldum. Funnel'larla, goal planlarıyla izliyoruz. Zaman ekseni üzerine kurulmuş bir veri tabanımız var. Burada müfredat eğitim içeriğinin öğrenciden gelen sınav soru ve cevapları ile biraz önceki bahsetmiş olduğum müfredat deseninde ölçülen bilginin parçalarını anlıyoruz ve öğrencilerimize de bu konuda destek veriyoruz. Nasıl bir destek bu? MethodBox'ın arayüzlerinde öğrenciler doğru ya da yanlış ya da boş bıraktığı sorularda o kazanımla ilgili daha fazla içeriği uygulama motorundan, öneri motorundan gelen bilgiyle öğrencilere söylüyor. Burada üretim çıktısı tabii MethodBox payı, bu payının arka tarafında da şu anda Bayes'in teoremi çalışıyor. Şuna bakıyoruz, hem sorunun çeldiriciliğine bakıyoruz, öğrenciye sorulan soruların çeldiriciliğine bakıyoruz. İkincisi, ölçme değerlendirmeden gelen sorunun ayırt ediciliğine bakıyoruz. Ayırt ediciliğine göre öğrencinin o sorudaki bir önce input edilmiş zor, orta, kolay soru seviyesinden de bir çıkarımda bulunuyoruz. Eğer öğrenci orta seviyede bir soruyu çözememişse uygulamamız öğrenciye daha kolay olmak üzere 3 tane kolayla motive ediyor. Sonra kolay, orta, zora doğru da bir geçiş yaptığı bir training modelimiz var. O training modeli de biz payı diyoruz. Buradan amacımız yol haritamızda biraz önce evet uyarlanabilir öğrenmede MethodBox'ın üzerinde sınav soru çözüm sistemine verdiğimiz bir yapılanmamız var. Burada da öğrenciyle amacımız müfredatın verisinden gelen öğrenciye sunulan içeriğin aslında materyal olarak öğrenciye uygun mu? Soru videosu mu göstermeliyiz? Konu anlatım videosu mu göstermeliyiz? Mikro öğrenme parçası mı? Yani öğrenme zerreciklerine mi götürmeliyiz gibi bir takım çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Burada performansa dayalı geri bildirim oluşturmak bizim ilk esasımız. Biraz önce bahsetmiştim, performans esasımız şuydu. Kırmızı, sarı, turuncu, mavi ve yeşil olmak üzere 5 renk kategorisinde ayırıyoruz. 7. sınıf, 8. sınıf, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizi. Diğer öğrencilerimizi ise 4 renk kategorisinde ayırıyoruz. 4 renk kategorisinde ayrıştırmak da 5 renk kategorisinde ayrıştırmak arasında da öğrencilere harekete geçirici bir takım motivasyonel mesajlar ekranda veriyoruz. Burada isteğimiz şu, öğrenciler aslında yapay zekadan kendilerinin güdümlenmesi ve işaretleyecekleri
Sınavdan önce, deneme sınavından önce ya da ödeve başlamadan önce sağladığımız bir arayüz var. O arayüzde öğrenciye bugüne kadarki ortalama netlerini aktarıyor sistem. Öğrenciden de bir promise etmesini, bir söz vermesini istiyor. Şimdi başlayacağı bir teste ya da deneme sınavında kaç tane net yapmak istediğini çıkartıyor. Öğrencinin desenine göre oluşturduğumuz, bizim de öğrenci diyor ki ben 5 net yapacağım, fakat bendeki algoritma diyor ki öğrenci bunu da 4 net yapar. Biz öğrenciyi üzmeyecek bir mesajla öğrenciyi karşılarken, öğrenci daha üstünde bir sonuç alıyorsa da onu motive edecek PDR ekiplerimizin hazırlamış olduğu mesajlarla da öğrencilerimizi güçlendiriyoruz. Yol haritamızda olan, bugün itibariyle topladığımız verilerle nereye götürmek istiyorsanız derseniz MethodBox'ı, öğrencinin düzeyine ve eğitim hızına göre daha karmaşık görevler verebileceğimiz bir altyapı sunmak istiyoruz. Buradan neyi aktarmak istiyorum? Kimimiz duyarak, kimimiz görerek, kimimiz okuyarak, kimimiz deneyimleyerek, kimimiz de hata yaparak öğreniyoruz. Bir bilgisayar çıktısı ya da bir yazılım bilgisi maalesef ki bunu şu anda etiketlemiyor. Toplamış olduğumuz veriler, öğrencinin öğrenme üzerindeki istatistiklerini ya da benzerliklerini çıkartabiliyor. Fakat hangi konuda iyi anlayıp iyi anlamadığıyla ilgili olan değerleri biraz da öğretmenden topladığımız bilgilerle vermemiz gerekiyor. Burada herkese uyar yerine öğrencinin hızına ve onun öğrenme ihtiyacına göre sunabileceğimiz bir kişiselleştirilmiş öğrenme algoritmasına daha devam ediyoruz. Burası da çok uzun süre betada kalmasını beklediğimiz altyapılardan birisi. Bizim için yol haritasında betada tutmak istediğimiz ana product veri biriktirme ve ileri tahminleme. Öğrencilerin yaşam boyu verilerinin aslında kayıt altına alınması lazım. Burada tabii 3 ana model var ve bir çıktı var. 3 ana modeli şöyle tanımladık biz BK Mobil'de. Önce alan konu modelinin belirlenmesi, öğrencinin hangi sınıflandırmaya gireceği, ya sınıflandırılmış yapacağız ya da regresyon temelli yapacağız. Buradaki kararımızı etkileyen yer öğrencinin modeli, alan konu modeli ve pedagojik model. O yüzden de tüm mesajları hem kullanıcı davranışlarına göre hem eğitsel modellerde tamamında da bias seçmemizdeki modelleri aslında sınıflandırılmış modellerden çıkarmaktı. Burada bir öğrenci arayüzümüz var. Öğrenci arayüzünden toplamış olduğumuz veriler bizi bu yönde itmeye devam edecek. Veriyi yakalamak için biraz önce de bahsettim. Matomo'nun açık kaynak kodu olan mimarisinin çekirdeğini kendimize uyarladık. Eğitsel toplanacak verilere uyarladık. Buranın altında da AI teknikleri, makine öğrenmesi, ikisi ayrı sınıfta. Makine öğrenmesinde öğrencilerin dijital ikizlerini bulmaya çalışıyoruz. AI tekniklerinde de bahsettim. Şu anda 2 tane modelle uygulamayı yönetiyoruz. Öğrenciye açık olan modellere de şirketimiz iş ortaklığı da kurmak için de hazır olarak bekliyor. Ne çıktı üretmek istiyoruz? Yani küresel pazar için ne vermek istiyoruz? Harem kariyer merkezi olarak nitelendirelim. Öğrencinin psikografik verileri ile MethodBox'tan çıkan verileri aslında birbirine entegre etmek istiyoruz. Burada verilerimizden toplayacağımız bilgiler, öğrencinin merakını tetikleyecek olan bilgiler, öğrencinin ilgi alanlarını ayrıştıracak ders materyallerinin ortaya konulması, biraz daha sınavdan, deneme sınavından çıkan, biraz daha işaretlemeye, ankete dayalı, soru ve geri bildirime dayalı bir altyapı ile ürünü küresel pazara sunmak istiyoruz. Katılım verilerini entegre etmek istiyoruz. Burada biliyorsunuz aslında iş hayatında çokça kullandığımız bir terimdir. 360 derece değerlendirme yaparız biz her 6 ayda bir. Bazen 180 derece de olur. Yani çalışanlar yöneticiler de çalışanlarını değerlendirirler. Bazen hem işi ortaya koyarız, ismine de retro perspektif deriz. Bunların tamamını aslında uzaktan eğitimin de bugünlerde en çok konuşulduğu, bazen biraz toksik ifadelere de sebep olduğu, öğrencilerin artık bunu istemediği, öğretmenin bunu istemediği,
Belli'nin bunu istemediği fakat hayatımızın bir parçası olan bir duruma da geldiği noktada ebeveynleri dinlemek istiyoruz, öğretmeni dinlemek istiyoruz, öğrenciyi dinlemek istiyoruz. Bunlarla ilgili de Bahçeşehir Koleji ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi de burada iş ortağımız bizim. Yine ODTÜ'nün Uzaktan Eğitim Merkezi'nden de Kürşat Çağatay hocamıza danışmanımız oldu BK Mobil'in. Bu kapsamda da yeni bir takım çıktılar üreteceğiz. Öğrenci verilerini güçlendirmek, ısı haritaları da malzemelere entegre etmek. Yani burada şunu ifade ediyoruz. Biz zaten sürekli Metot Box'a geliştireceğimiz yönleri de bunun üstünden bakıyoruz. Öğrenciler en çok nerede vakit harcıyorlar? Harcadıkları vakit aslında kazanımsal bir vakit mi? Harcadıkları vakit aslında boşa heba olan bir vakit mi? Bunu da çıkarmaya çalışıyoruz. Öğrenci bir soru çözüm videosunu izlemek yerine sonu alarak sadece cevabını görüp geçiyorsa öğrenciyi bu sefer öğretmene uyaran, veliye uyaran bir takım bilgileri de bu haritalarından çıkartarak öğrenci verilerini güçlendirmeye kullanacağız. Öğrenciler arasında da geçici sinir ağları oluşturma, biraz önce de söylemiştim, makine öğrenmesiyle AI algoritmalarını burada birlikte kullanmak istiyoruz. Ben bize bu fırsatı verdiğiniz için Gamze Hocam size çok teşekkür ediyorum. Vakti de verimli kullanmak için sözü size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler İsrafil Bey. Detaylarıyla Metot Box'ın aslında nasıl çalıştığını bu anlamda sizden dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben aslında soru cevap kısmını sonra da yani bu konuda varsa aslında soru cevabı alalım. Sonra belki Barış ve Furkan Beylerin soru cevabında ayrı daha teknik sorular olabilir. O anlamda soru cevap varsa onları alabiliriz. Ben aslında şey de merak ettim burada İsrafil Bey. Şimdi daha çok bizim eğitim sistemimiz sınav temelli. Dolayısıyla sınava göre öğrenciyi yetiştiriyoruz biraz. Öğretmenlerimiz de o amaçla bu sistemi rehberlik olarak kullanacaklar, kendileri araç olarak kullanacaklar ama bu sistemin ileri aşamalarında öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye, ilgi alanlarını keşfetmeye, daha akademik çalışmadan, sınav temelli çalışmadan ziyade daha çok yeteneklerini ön plana çıkartacak bir uygulama da geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Ya da Metot Box'ın temelinde bu da var mı? Var hocam. Metot Box bir temeli aslında bu tarafa dayanacak. Bir ucunda da merak projesi şimdi yine Bahçeşehir Üniversitesi'nin koordinasyonuyla kurumumuzda ilerleyecek. Burada amaç şu, bir kere sınav aslında deneme sınavı ya da çoktan seçmeli sınavların bir gücü var ortada. Ta 1870'lere dönelim, işte Ebbinghaus teorisi var. Benzersiz kelimelerle ortaya koyduğu ve ezbere dayalı bir sistemi önce icat ediyor. O icadın üzerine de bir birikim oluşturuluyor. Biz Metot Box'ı öğrenme zerreciklerini aslında sunarken, yani ders materyal kitlerini hazırlarken, öğrencilere taşıdıkları kitaptaki veriyi ekrana aktarırken buradan yola çıkarak bir hatırlatma mekanizması kurduk. Öğrencinin eksiğini o parçaları tekrardan önüne çıkartarak gösteriyoruz. Öğrenme temelini biraz daha beceri, biraz daha deneyimsel olan yönlere taşıyacak, daha proje temelli olmasını sağlayacak, daha merak temelli olmasını sağlayacak Metot Box B'yi de burada güçlendirmek istiyoruz. Geçen yıl 2020 Ocak ayında BED'de lansmanını yaptık ürünümüzün. Bu yıl boyunca da pandemi tabii biraz ara vermemize sebep oldu. Normalde öğrencilerimiz okulun içinde olacaklardı. Hem robotik kodlamayla hem de okuldaki sistem derslerinde. Yani burada işte temel olan kurgular biliyorsunuz ölçme değerlendirmeye tabi tutulmuyor sistemde. Biz bunları biraz daha görev tanımlı, biraz daha proje temelli bir yaklaşıma çevirip öğrencilere sunarak oradan bir takım verileri toplamak istiyoruz. Onu kariyer hedefiyle birleştirmek istiyoruz. Evet. Biz yine uzaktan da olsa bir takım içerikleri çekmeyi başardık. Şu anda 4 temamız hazır. 4 temayla da Bahçeşehir Koleji 2021-2022 eğitim döneminde de öğrencilerine Metot Box B'yi açacak bu kapsamda. B'yi bu kapsamda biraz daha aktif olarak evet, çalışacak anladığım kadarıyla. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada Kemal Bey'in bir sorusu var. Sistemin algoritmasında ihtiyaç duyduğu veriler ve etkileşim öğrencilerden ve velilerden alınabiliyor mu? Diye sormuş ama.
Kemal Bey, teşekkür ederim. Biz iki yönlü veri topluyoruz. Birincisi öğrencinin kullanmış olduğu aygıtlardaki ekranda bulunan tüm tıklanabilir yerler, tüm bakılabilir, tüm gezilebilir yerlerde işaretçilerimiz var. Bu işaretçilerle de kendi belleğimizde tuttuğumuz, biraz önce bahsettiğimiz veri toplama algoritmamız var. Oradan bu bilgiyi topluyoruz. Velilerden ve öğrencilerden toplamış olduğumuz karar destek verileri var. Bunlar biraz önce söylemiş olduğum gibi, eğer öğrenci bir teste başlayacaksa, bir deneme sınavına girecekse, öncesinde öğrenciye bir bildirim gönderiyoruz. Bu bildirimle bize vermesi gereken doneleri alıyoruz. İşte kaç net çıkarmak istiyorsa ya da bir eksiği varsa o konuda nasıl bir davranış göstermesini istiyoruz. Aynı bilgiyi veliye gösteriyoruz, diyoruz ki öğrencinin aslında beklentisi bu. Bu aynı bilgiyi PDR'ye gösteriyoruz. Eğer bir kaygı durumu varsa da buradan bir takım karar destek sistemleri oluşuyor. Onlarla da öğrencilerimiz besleniyorlar. Peki şey var mı İsrafil Bey? Yani yapay zeka destekli olarak, yani yapay zeka kullanarak soru üretme mümkün mü? Hocam biliyorsunuz dilimiz Ural Altay dayanıyor ve yani doğal dil işlemede bazı bizim hani öngörmediğimiz bazı sorular da çıkartabiliyor. Öğrettiğimiz Gazi Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bir çalışma var. Tarihte iyi çalışıyor. Yani tarihte iyi bir çıktı sağlıyor bize. Çünkü tarih geçmiş ve aslında oturmuş. Yani sorduğu soru işte 1453 sorması için gidip Malazgirt'i öğrenmesi gerekmiyor. 1453 ile ilgili olan etrafındaki kümeyi öğrenmesi tarihle ilgili sonuçları yazmasında yardımcı. Fakat Türkçe'de çok başarısız olduk. Matematiğin İngilizcesinde çok başarılı oluyor. Çünkü orada 3 tane de iyi servis sağlayıcı var. Her ne kadar bilmiyorum Burak ve Furkan bana katılırlar mı? Aslında ben ne kadar çok işin içerisinde Amerikan icadı varsa dışında durmaya çalıştım da işin içerisinde, ama geldiğinde işte Microsoft'un Cortana'sı, Google'ın yine TensorFlow'unda bulunan bir takım API'ler matematikte iyileştirici sonuçlar verse de kullanmadık. Projeyi emekli ettik geçen itibariyle. 2,5 yıl harcadık ama o işe, soru üretmeye. Evet. Belki ilerleyen günlerde yine. Belki ilerleyen günlerde. Şimdi biraz değişiyor da sanırım GPT ile DeepL'da bir şeyler. Evet. Arkadaşlarım anlatırlar onu şimdi bize. Tamam. Peki şimdi Furkan Bey ile Burak Bey'e geçeceğim. Tabii sonrasında yine sizlerle de ilgili soru olabilir İsrafil Bey. Yalnız o Burak ve Furkan Bey'e geçmeden, sizin onlarla tanışmanız ve bu anlamda ekibe dahil etmeniz nasıl oldu acaba? Hocam çok güzel oldu. Bu iki arkadaşımız cin gibiler. Bizim Türkiye'nin yetiştirdiği gerçekten de bizim insanlardan ikisiyle. Şöyle oldu. Amerika'da Boston'da Yapay Zeka Kongresi vardı. Ve BK Mobil olarak üniversitemizin mütevelli heyeti ve kurucularımızla birlikte Amerika'da Boston'da bir ziyarette bulunduk. Önce Enver Bey'in bir konuşması vardı. Sonra benim bir konuşmam vardı. Konuşmalardan sonra da Burak ve Furkan'la o gün akşam gala sohbetimizde, sanırım Harvard'dan bir hanımefendinin de Bahçeşehir Üniversitesi'yle olan bir sunumu vardı. O akşam tanıştık değil mi Burak ilk kez? Siz de orada anlatmışsınız. Tabii anlattıkça laf lafı açtı. Daha çok konuştuk. Ben Türkiye'ye döndüm, daha fazla anlatmaya devam ettik. Sonra şirket kuralım dedik. Fakat Amerika'daki işte legal öğrencilerimizle ilgili işte doktoraları devam ettiği için kuramadık. Sonra arkadaşlarımız Türkiye'de şirketi kurdular. Ve biz ilk işimizi, yani bu yapıdaki, ben şuna inanıyorum. Hiçbir şeyi kendimiz tek başımıza yapamayız. Ekosistemimiz olması lazım. Ve yapay zeka ile ilgili ilk algoritmalarımızı üniversiteden Ergün Akgün hocamız üretti, bize verdi. Biz hemen o algoritmanın etrafındaki toplayacağımız verileri Burak ve Furkan'la paylaştık. Onlar bize hemen hızlı bir şekilde destek verdiler ve böyle yola çıktık. Şu anda bir modül tamamlandı. İkinci, üçüncü modüllere de zaman ayırmaya çalışıyoruz, işte yol haritasında olan konularımız. Üçünü biz yazdık. İkisini de Furkanlar yazacaklar, Buraklar yazacaklar. Birinin tamamladık, kabulünü aldık. Diğerine de başlayacağız. Evet, çok güzel.
Ben de gerçekten şimdi çok etkilendim CV'lerinden. Şimdi anlatacağım, katılımcılara tanıtacağım Furkan ve Burak. Onlar bizim Amerika'daki temsilcilerimiz, değil mi? Bu anlamda çalışan, Türkiye'yi temsil eden aynı zamanda bu anlamda öncülerden biri Türkiye'deki. Şöyle yapalım o zaman. Ben izin verirseniz kısaca hemen Burak ve Furkan Bey'leri de tanıtayım. Sonrasında onların sunumuna geçelim. Furkan Eriş'le başlayalım. Spiky AI kurucularından Furkan Eriş, 2012-2016 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde hem fizik hem de elektronik mühendisliğini dereceyle bitirmiştir. Lisans eğitiminde değişim programı ile Texas Austin Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliğinde eğitimine devam etmiş olan Eriş, halen Boston Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliğinde doktorasına devam etmektedir. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarında çalışmaları olan Eriş'in biri onaylı, biri de onay aşamasında 2 adet patenti vardır. Alanında akademik yayınları olan Eriş, Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda ödüle de sahiptir. Burak Aksar da yine Spiky AI şirketinin bir diğer kurucusudur. Sabancı Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2018 yılında dereceyle mezun olmuştur. Halen Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde doktorasını devam etmektedir. Peak Lab ve Sandia National Lab'da çeşitli projelerde araştırmacı olarak görev almaktadır. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, yüksek performans hesaplama alanlarında yayınları ve yine Türkiye ve yurt dışı kaynaklı birçok ödülü vardır. Şimdi yapay zekaya hayat veren Furkan'ı ve aynı zamanda Burak'ı dinlemek için onlara sözü veriyorum. Co-host olarak sanırım siz evet açtık Harika. co-host'u. Evet. Hemen ekran paylaşıyorum Gamze Hocam. Bir dakika. Tamam Burak, bekliyorum. Şu an gelmiş olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Okey. Öncelikle çok teşekkürler. Yani hem davetiniz hem sizlerle tanışmamız çok iyi oldu. İsrafil Bey zaten hikayeden bahsetti. Geçen sene bu zamanlar değil tam aslında ama böyle Eylül-Ekim civarıydı. Hikaye öyle başladı. Gönül isterdi ki bu sene de benzer bir şekilde farklı eventlerde beraber olalım ama biliyorsunuz bu pandemi dolayısıyla olmadı. Umarız ki artık seneye bir sonraki eventlerde bütün global çerçevede beraber daha güzel işler yapmak dileğiyle. Şimdi kısa bir sunum var aslında. Sunumda çok vakit harcamak istemiyoruz. Biraz böyle biz neyiz, ardından şu an neler yapıyoruz kısmını konuşacağız. Ardından da böyle daha detaylı soru cevaplar ya da aydınlatabileceğimiz noktalar varsa o tarafa girme planımız var. Tekrardan teşekkürler introduction için. O zaman ben sözü Furkan'a bırakıyorum. Furkan, sendeyiz. Tamamdır. Teşekkürler Burak. Teşekkürler Gamze Hocam. Evet. Ben kısacası problemi bir çözüm tanıtayım. Sonra Burak da birazcık daha somut şeyler üstünden konuşur. Şimdi bizim önceden tespit ettiğimiz problem genel olarak data kullanmayan kurumlar, özellikle eğitim kurumlar bu konuda birazcık geride. Sistematik olarak bazı yanlışlıklara girebiliyor. Bunun içerisinde kişisel olmayan kararlar veya sığ olan kararlar veya aynı zamanda istatistiksel olmadığı için insanların biasların içerisine girdiği kararlar gibi problemler oluşuyor kısacası. Çözüm olarak, bir sonraki slide'a geçeyim. Çözüm olarak data bazlı veya sistemsel bazlı, matematiksel bazlı bir karar sürecini entegre ettiğimiz zaman daha kişiselleştirilmiş bir sonuca gidebiliyoruz. Daha derin bir karar mekanizmasına sahip oluyoruz. Normalde insanların fark edemeyeceği derinlikte bazı kararlar ve mekanizmalar ortaya çıkabiliyor ve aynı zamanda daha güvenli. Yani insanlar işin içinden çıktığı zaman genel olarak aynı inputlar için aynı output'u almak istiyorsunuz. Spike AI nedir peki? Spike AI bir platform yaratmak istiyoruz. Kısacası burada çeşitli analitik şeyleri entegre edip ki bunlardan biri de işte İsrafil Beylerin bahsettiği performans kaynağı vesaire gibi bunları education institution'lara yani eğitim kurumlarına bir öğrenme platformu olarak sunmak istiyoruz. Genel olarak zaten siz bayağı güzel özetlediniz. Bizim için takım bayağı önemli bir partisi için.
Ben Boğaziçi Elektrik Fizik mezunu, Burak Sabancı Elektronik mezunu. Genel olarak 2 sene AMD'de çalıştım. Endüstri tarafını da birazcık görmüş oldum. Orada işte çeşitli işlemciler üstünde, kişiselleştirilmiş kararlar üstünde çalıştım. Sizin kullandığınız programlara göre işlemcinin kendisini tekrardan konfigüre edip daha yüksek performans çıkarmasını sağlamaya çalıştım. Bunun gibi işte yapay zeka ve aynı zamanda elektronik temelli ikisinin kesişim alanında çalışaraktan aslında farklı alanlardan data bazlı çözümlerin ne kadar güçlü olabileceğini görmüş oldum. Elimdeki patentlerde aslında bu çalışmalardan çıktı, AMD'deki çalışmalardan. Ve aslında ekonomik olarak ne kadar güçlü bir mekanizma olduğunu öğrenmiş oldum. Burada sözü Burak'a devredeyim. O da kendini tanıtsın ve daha somut olarak neler yaptığımızı o anlatsın. Okey. Teşekkürler Furkan. Şimdi benim hani araştırma alanım genel olarak özetlemem gerekirse bu large scale computing cluster'lar dediğimiz noktayı düşünelim. Bunlar biraz daha böyle super computer ya da çok büyük düşünebileceğiniz distributed bilgisayarlar. Yani işte dünyanın bir yerinde AWS sunucularını ya da Google'ın cloud'un hepiniz duymuşsunuzdur. Bu tarz sistemlerde tahmin edersiniz ki inanılmaz büyük derecede bir performans varyasyonu oluyor. Çünkü stabil bir şey tutturmak inanılmaz zor. Stabil bir performans tutturabilmek. Biz bunları işte deep learning based metotlarla önceden forecast edip ve türlerini anlayıp ona göre önlemler almaya çalışıyoruz ki bu tarz variation'ları azaltalım. İkinci tarafta da yaptığım şey aslında biz bunları yaparken kullandığımız şu an deep learning, machine learning bu tarz şeyler gerçekten çok revaçta. Fakat işte son 3-4 yıldır yükselmeye başlayan diğer alanlardan bir tanesi de bunların yorumlanabilir ve açıklanabilir olması. Yani özellikle çok kritik alanlarda. Örnek veriyorum, bir hastanın işte bu hasta %90 ihtimalle ölecek diyen bir makine öğrenmesi modeli olduğunu hayal edin. Bu modelin vermiş olduğu karar neye göre, neye dayanıyor? Yani bu karara güvenebilir miyim? Ben bu karar üzerinde harekete geçebilir miyim? Gibi noktalar çok sorgulanmaya başlandı. Çünkü özellikle Amerika ve Avrupa tarafında insanları haksız yere mahkemelerde nasıl diyeyim, hapse mahkum eden ya da onun dışında racist chatbotlar gibi, yani böyle size durup dururken racist söylemlerde bulunan chatbotlar çok yaygınlaştı ve artık hani böyle hep bir şey vardı, distopya tarafı var bir de yapay zekanın, hep öyle bir şeyle de ilintilendiriyoruz. İşte aslında bu explainable AI dediğimiz ya da interpretability konseptlerinde onları araştırıyorum. Onların nasıl daha transparent bir hale gelebilmesiyle beraber daha iyi işler yapabiliriz. O tarafa bakıyorum. Şimdi biraz bu tarafta spesifik olarak neler yaptığımıza girelim. Şimdi bu MethodBox'taki personalized AI kısmında biz pay diyoruz kısaca. Böyle 2 tane grafik koymak istedim. Şimdi aslında böyle yaptığımız 3 branşa baktığımızda öğrencinin performansını forecast etmek, yani ileriyi gözlemlemeye çalışıyoruz. Bu öğrenci, sınıf böyle bir duruma gidiyor. Öğrencinin şu an durumu bu. İşte İsrafil Bey çok iyi anlattı. Aksiyon alınması mı lazım? Hani insight diyoruz biz aslında bunlara. Yani çocuk ilgiye ihtiyacı var ya da hani düşüşte, bu psikolojik bir bozukluk olabilir, ailede bir sıkıntı vardır belki ya da bu tarz şeylerde bir forecast edip öğretmene önceden uyarı mekanizması, öğretmene ve veliye verebilir miyiz? Gerektiği zaman da uygun bir dille öğrenciye nasıl veririz? Aynı zamanda işte mesela sağdaki chartta burada bir strength analysis chartımız bu. İşte öğrencinin güçlü olduğu alanlar neler? Yani hepimizin iyi olduğu alanlar var. Nereler daha çok geliştirilmeye müsait? Aslında soldaki grafiğin biraz daha böyle granular bir hali. Yani daha detay inilmiş hali diyeyim. Ve işte eksiklikler neler? Nerelerde daha iyi noktalar yapabiliriz? İşte bunu ileride mesela şey seviyesine taşımak istiyoruz. Biraz sonra grafiklerde göstereceğim, imajlarda göstereceğim. İşte örnek veriyorum, matematiğin 3. ünitesinin 2. konularını yanlış çözüyor bu çocuk. 2. konular neyle ilintili? Şeyle olabilir, işte türev integral diyelim. Bu çocuğun başka türev integrali doğru yapamamasının sebepleri ne? Yani aslında yapmak istediğimiz böyle bir graph, bir network kurmak ve bunları nasıl birbirine bağlayabiliriz gibi ilişkileri ortaya çıkarmak. Ve bunların tabii temelinde de personalized suggestion'lar. Yani sonuçta dediğim gibi her çocuğun güçlü olduğu noktalar ya da her öğrencinin güçlü olduğu noktalar çok farklı birbirinden. O yüzden de bunları daha
anlaşılabilir ve aksiyon alınabilir bir şekilde gerekli mecraları sunmak aslında bu taraftaki hedefimiz. Şimdi biraz daha böyle fütüristik şeyler göstermek istiyorum bu tarafta. Şimdi mesela bu az önce gösterdiğim tarafta forecasting tarafı vardı. Personal advice'lardan bahsettim. İşte siz, örnek veriyorum, şöyle bir uyarı verebiliyoruz. Yani derslere başladığınızdan beri, örnek veriyorum MethodBox payıyla başladığınızdan beri işte %5 oranında iyileştirme gösterdiniz. Ya da onun dışında bir önceki sınava göre %10 artış gösterdin, çok iyi gidiyor, devam et gibi noktalarda. Bunun dışında mesela işte bu subject proficiency'de sen bahsettim. İşte bazı insanlar dediğim gibi spesifik konularda iyi, spesifik konularda kötü ve bunlar birbiriyle nasıl bağlantılı? Bunları aslında çözmeye çalışıyoruz. Aslında bunlar çok zor problemler. Az sonra teknolojilerden bahsedeceğim. İşin içinde hem time series hem tabular data hani ve bunun üzerinde dil işleme ya da natural language processing dediğimiz NLP dediğimiz problemler mevcut ve bunlar şu an dünyanın zaten çözmeye çalıştığı ve sürekli ilerlemeye çalıştığı noktalar. Örnek veriyorum, bunun dışında biz şeyi de göstermeye çalışıyoruz. Şu an exact screen designlarımız değil ama bir yandan hani sınıf nasıl yapıyor? Yani hem öğretmene hem de öğrenciye farklı screen designları var aslında. İsraf Bey bu konuyu çok iyi biliyor. Onunla hani bize gösterdiklerinden 30-40 farklı screen design'i olabiliyor. Çünkü hangisinin iyi çalışacağını bilmiyorsunuz. Öğrenciye ya da öğretmene nasıl bir şey göstermek iyi olur? Nasıl bir şey çok faydalı olur? Ya da nasıl bir şey onları rahatsız eder? Bunlar deneme yanılma yoluyla çözülen şeyler. Ve biz burada aslında bir tık daha böyle İşte özetleyici bir yapıyı da içimizde tutmak istiyoruz. Şimdi bunun dışında ben biraz böyle olayın neler var neler yok sektörde, biz nelerin içine girdik onları konuşayım. Mesela traditional machine learning tarafında ya da bizim bu daha tabular data ya da time series datası işlerken kullandığımız random forest bence hepiniz duymuşsunuzdur. Onun dışında işte şu an endüstride standartlardan XGBoost, LightGBM ya da long short term memory dediğimiz LSTM kısmı. Natural language processing'de BERT var. Roberta'da da BERT'in daha böyle robust dediğimiz bir developed versiyonu. ExcelNet ve Vision tarafında işte görüntü işleme tarafında da yaptığımız birkaç işler var. Orta tarafta da bunların hepsi bu arada verdiğim şey open source şeyler. Biz bunları direkt kullanmak yerine işin içinde zaten bazılarının commercial lisansı olmadığı için kendiniz develop etmeniz gerekiyor. Ama bunlar sadece böyle şu an böyle current bir teknoloji stack'te ne var ne yok onları küçük bir şekilde anlatmak için söyledim. Deepface, MTCNN gibi Vision tarafında da bu tarz işler yapıyoruz. Şimdi burada aslında biraz daha böyle spesifik soru olursa detaylara girebileceğimiz noktalar var. O yüzden hani tekrar bunların detaylarına girmeyeceğim. Dediğim gibi soru cevap kısmında daha uzun tutabiliriz umarım. Şimdi buradaki stack'ten bahsetmişken de aslında yavaştan soru cevaba doğru geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle event organizasyonu için Gamze Hocam'la zaten konuşuyorduk. Bayağı çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ederiz. İsrafil Bey'le zaten uzun süredir bir beraberliğimiz var. Onun yeri ayrı. Ve onun dışında da büyük ihtimal etkinlikte emeği geçen ama bizim bilmediğimiz birçok insan vardır. Onlara da çok teşekkür ederiz. Yani en azından Türkiye'deki yapay zeka field'ının gelişmesi ya da geliştirilmesi noktasında elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü çok eksik var genelde. Bu USA tarafında, Amerika tarafında bile birçok eksik olduğu için Türkiye'yi de hani bir noktada elinden tutup kaldırmak ve bu noktada iyi insana yetiştirmek amacımız. O yüzden teşekkür ederiz. Dediğim gibi sorular varsa, öneriler varsa zaten mail adreslerimiz o tarafta. Şimdi de tartışabiliriz. Çok teşekkürler. Çok uzatmayayım. Burak, biz teşekkür ederiz. Peki Burak, soruları alacağım şimdi ama yine buradan lütfen yazın katılımcılar sorularınızı. Bizim şimdi siz Amerika içinde bir Amerika'daki eğitim sistemi içinde bu tür bir platform düzenliyor musunuz, yoksa sadece Türkiye'deki eğitim platformlarının düzenlemesini yapıyorsunuz? O tarafa da zaten global scale'e gitmek istiyoruz. Yani burada şeyden bahsetti, bir vizyon konusunda İsrafil Bey konuştu. Global scale'a da ulaşmak istiyoruz. Çünkü bu eğitim sadece Türkiye'nin ya da bu sorunlar sadece Türkiye'de var olan problemler değil. Sistem farklı biraz ama o taraf vizyonun içinde kesinlikle.
Peki hani hep şey karşılaştırması yapılır ya, hep söylenir. İşte Türkiye'de aslında biz ilk ve orta öğretimde, lisede çocuklara çok fazla şey öğretiyoruz. Gerçi biraz artık sadeleşti müfredatlar ama siz kıyasladığınız zaman Amerika'daki eğitim sistemiyle Türkiye'dekini, gerçekten Türkiye'de biz çok mu şey öğretiyoruz öğrencilere liseye kadar, hatta lisedeki dönemde dahil? Yani birazcık overload etme var bizce. Yani buradaki insanların genel olarak iyi olduğu skill'ler soft skill'ler. Yani şey demek istemiyorum. Soft skill'leri şöyle açayım biraz. Ya mesela çok iyi sunum yaparlar, işte çok iyi iletişim kurarlar. Ama yani gidip şeyi bilmez. Yani bilmez dediğim biliyor ama bu sadece spesifik kısımlarda. Belki hepiniz hatırlayacaksınızdır. İşte üçüncü dereceden integral almak o adamlar için şey değildir. Kesinlikle olması gereken bir şey değil. Onun yerine işte nasıl CV hazırlanır, nasıl konuşulur, bir insanla network yapacakken nasıl diyeyim, LinkedIn kullanıyor mesela çocuklar şu an çok fazla. LinkedIn'den bir insanla iletişime nasıl geçersin gibi sosyal konularda kendilerini iyi geliştiriyorlar. Yani şey yüksek o açıdan. Herkese türev integral öğreteceğiz diye uğraşmıyorlar herhalde, değil mi o anlamda? Ya evet işte hani çok jenerik bir yorum yaptım aslında orada ama evet yani o olayın özü gelmek istediğim nokta o. Evet, sorularınız varsa alabiliriz. Aslında bir de katılımcılar arasında bugün sizlerle de buluşmamızı sağlayan, bu bağlantıyı kuran bizim yapay zekanın özel öğrencisi Ayyüce Hanım da burada. Aynı zamanda kendisi de Eskişehir Bahçeşehir Koleji'nin matematik öğretmeni. Ben aslında ona da söz vermek isterim. Metotbox'ı bir de öğretmen tarafından açıkçası yorumlamasını, kullanım kolaylığı veya işte sağladığı kolaylıklar, öğrencilerin gelişimindeki katkısı, o konularda da aslında fikrini almak isterim. Hemen Ayüce'nin bu anlamda sesini de açalım. Onun dışında lütfen sorularınız varsa iletin chat kısmından ya da söz de verebiliriz. Sözü de sorabilirsiniz. Ayüce, duyuyor musun? Merhabalar hocam, merhabalar, duyuyorum. Kamerayı açmaya çalışıyordum bir taraftan. Öncelikle ben gerçekten Burak, Furkan, keza İsrafil Bey'e çok teşekkür ederim. Harika bir iş çıkarmışsınız. Gurur duyuyorum açıkçası okulumun bunu kullanıyor olmasıyla. Ben Methodbox'la ilk tanıştığım zaman pandemi yoktu ortada. Yani Methodbox Bahçeşehir'de biz bunu yaptık, bunu artık kullanın dedikleri zaman pandemi diye bir şey henüz yoktu. Ve ilk baktığımda resmen büyülendim. Aman Allah'ım, neler yapmışlar. Harika bir şey bu. İlk gördüğümde verdiğim tepki bu oldu. Arkasından Mart ayı gibi bir pandemiyle karşılaştık biliyorsunuz hepimiz. Ve biz bir anda çok aktif bir şekilde, sanki içimizde varmış diyorum bazen, bir anda online eğitime geçiş süreci yaşadık. Bir anda online eğitim vermeye başladık. Methodbox bize şu açıdan çok yardımcı oldu. Öğrencilere online'dan ilk hemen böyle hazırda PDF'i taranmış testlerimiz ya da hazırda kitaplarımız yokken Methodbox'tan konu anlatım videosu Mart ayında ve test verebildim bir sınıfa. Ve öğrencilere dedim ki, öğrencilerime işte çocuklar Methodbox'ta atıyorum 9A sınıfına önermelerle ilgili test verdim diyebildim. Bunun elimizde hazır olması bizi çok rahatlattı. Öncelikle çok teşekkür ederim herkese. Elinize sağlık. Beni kırmayıp bu etkinliğe katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. İsrafil Bey'e de, Burak, Furkan, size de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Ayıcı Hocam. Ayıcı Hocam hem Gelirsem. Bahçeşehir evet koleji öğretmeni hem de bizim öğrencimiz ve sürekli kendini de bu anlamda geliştirmek için o da çok büyük gayret gösteriyor. Onun sayesinde biz de sizlerle tanışmış olduk. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok mutlu olduk hocam. Bizim Furkan ve Burak'la bir hafta önce konuştuk biz de. Şimdi Burak son sözü tamamlarken aslında oradan geldi. Bir, biz ülke olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Daha fazla eğitimcinin, daha fazla bilim insanının, öğrencileri, akademisyenleri özellikle duygu durumu araştırmalarına, daha fazla sosyal iletişim tarafındaki çalışmalara yönlendirmesine, daha fazla veri okur yazarlığını tetikleyici aksiyonlar almasına çok ihtiyacımız var. BK Mobil olarak bireysel yaptığınız çalışmalar varsa, araştırmalarınız varsa bunlardan iş çıkarmayı çok seviyoruz. Çünkü elimizde daha çözülmemiş belki de yüz binlerce problem var. Yani o kadar derin bir uygulamayı konuşuyoruz ki
Tek başına uzaktan eğitim diyoruz. Aslında uzaktan eğitim bir habitat. Geçen yıl, bir yıl önce hayatımızda böyle bir video konferans aracı yoktu. Tabii ki vardı. Hani daha küçük çapta 2, 3, 5, 10 kişilik toplantılar ya da iş organizasyonları yapıyorduk. Fakat bugün artık iletişimimizin bir parçası haline dönmüş bu video araçları var. Öğrenmede de buna benzer ihtiyaçlar sonsuz derecede ve sınırsız sayıda. Özellikle öğrencinin merakı ortaya girdiğinde ya da işte çözemediği bir problemle onu nasıl çözeceğiyle ilgilendiğinde yardımcı olacak araçlar sunmayı bekliyoruz. Burada 32 kişiyiz. 32 tane fikir var demektir. Biz de bunları ürünleştirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Ben söz alabilir miyim Gamze Hocam? Hocam buyurun. Çok teşekkür ediyoruz İsrafil Bey, Burak, Furkan gerçekten. Hem bu bizim davetimizi kabul ettiğiniz için hem bizimle paylaştığınız değerli bilgiler için. Şimdi ben şey sormak istiyorum Furkan ya da Burak. Sizin bahsettiğiniz yöntemler, biz bunları teorikte derste anlatıyoruz. Yani eğitim sistemiyle farklı, belki kendi öğrencilerimize bu konuları anlatmaya çalışıyoruz ama teoride kalıyor. Yani küçük uygulamalar da yaptırıyoruz ama bunların hepsini gerçekten gerçek bir veriyle ve gerçekten bir sonuca yönelik, İsrafil Bey sizin söylediğiniz gibi, yani bir derde derman olabilecek bir şekilde bir dönüştürme fikrinin ilk ortaya çıkışı sizde. Yani bizim ve bunu şu an bizim öğrencilerimize nasıl bir vizyon olarak önerebilirsiniz diye merak ediyorum. Yani o fikre nasıl dönüştü, o veriye ulaşmaları bizim öğrencilerimiz açısından, hani kendileri araştırma, bu girişimcilik, sizin içinizdeki o şey, nasıl bir öneride bulunabilirsiniz diye ben merak ediyorum açıkçası. Furkan, istersen... Yani bence öncelikle şöyle bir şey olması gerekiyor. Genel olarak kodlama projelerinde de aynı durum mevcut. İşin içine girmeden öğrenmesi birazcık zor oluyor. Dolayısıyla küçük oyun, yani ödevler şeklinde değil de gerçekten güçlü bir iş yapmak istiyorsanız makaleleri vesaire takip edip yani en güncel makale olmasına gerek yok aslında, ama yine son iki sene içerisinde mesela seçip birini sonuna kadar kendiniz yapmaya çalışmak. Bence bu ilk adımıdır. Böylece mesela diyelim ki NLP bazlı bir proje yaptığınızda burada öğrenilecek çok şey var. Büyük ihtimal işin içine girince kaybolacaksınız ilk başlarda vesaire gibisinden durumlar olacak. Sonra o işi söktükten sonra teknik olarak güçlü bir altyapı oluşturunca fikirler aslında çok kolay bulunuyor bana göre. Yani fikirler çok fazla, uygulaması zor. Evet. Üstünde birazcık oturup düşününce aslında dünyada birçok problem var bence çözülebilecek ve bu teknik altyapıyı oturttuktan sonra bunu harmanlamak daha kolay olacaktır. Yani ufkunuz genişleyecek. Özellikle makalelere vesaire bakarak o uygulama yaptığınız için güncel olarak dünya nerede, bunu görmüş oluyorsunuz. Mesela İsrafil Bey GPT'den vesaire bahsetti. Orada aslında yapılan işlemleri vesaire görünce NLP'de aslında neler olduğunu, nelerin olabileceğini böyle çok uçuk kaçık değil de çok daha somut şekilde tespit edebileceksiniz. Böylece neyle neyi yapabileceğini de daha kolay kestirebileceksiniz aslında. Çok teşekkürler. Bir şey ekleyebilirim. Spesifik tavsiye olabilir. Bu paper noktasına çok katılmakla beraber Türkiye'de çok yaygınlaşmaya başladı şey olayı, Kaggle diye bir şey var. Nasıl diyeyim, bir platform var diyeyim. Şimdi mesela benim Grandmaster arkadaşlarım var. Bu Grandmaster'lardan artık dünya çapında belirli bir noktaya gelmiş insanlar oluyor bu noktada. Sürekli şeyler yapıyorlar, konuşmalar veriyorlar. İşte LinkedIn'den o tarz yerlere üye olup takip edebilirsiniz onları. İşte çok güzel şeyler anlatıyorlar. Kendi direkt deneyimlerini paylaşıyorlar. Çünkü bu noktada da bu bir deneyim işi. Yani işin mutfağı orası. Denemeniz, öğrenmeniz gerekiyor. İnternette olan küçük tutorial'ları herkes yapıyor ama o işiniz, eliniz kirletmek bayağı önemli. Çünkü çok yaşıyoruz bunu. İşte intern arkadaşlar oluyor.
Yani tabii ki dersler çok iyi, çok iyi öğrenmiş teori gibi noktada ama bir şey verince kalıyor. Çünkü şey yok, uygulaması yok. Evet. O yüzden de o platform yani o noktada bence çok iyi olabilir ve iyi bir şekilde takip edilirse en azından. Çok teşekkürler. Oğuzhan Bey'in bir sorusu var. Methodbox'ın şu ana kadarki süreçte öğrenciler üzerindeki başarı oranı nedir? Bunu ölçebildik mi acaba? Var mıdır böyle veriler İsrafil Bey? Kısmen ölçtük hocam. Biz bu konuda öğrencilerin verilerini Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın yöneticilerine yordamlamaya bırakıyoruz. İki sebepten dolayı. Biz bir yazılım şirketiyiz. Öğrencileri aslında biz bir OPA kaydı olarak biliyoruz. O OPA kaydıdaki değişimlerini öğretmenlerimize gösteriyoruz. Nasıl bir, önce öğretmenden bahsedeyim. Aşağıda Ayyüce Hanım'a sunmuş ama ben Ayyüce Hanım'dan alıyorum OPA'sı. Ayyüce Hanım'ın gördüğü ekran şu. Diyelim bir öğretmenin üzerinde bir yük var. Yük 100 öğrenciyi izlemek. Şimdi öğretmen izleyici mi, gardiyan mı, öğretmen bilgiyi aktarıcı mı, yoksa unuttuklarını tekrar hatırlatıcı mı, bir de diğer pedagojik taraftaki eğitmenlik ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili olacak olan eylemler mi? Türkiye'de değil, dünyada da en yoğun şekilde aslında standartlaşmış sınavlar sorgulanıyor. Fakat hem meslek yeterlilikleri hem öğrenci yeterlilikleri daha doğrusu öğrenme yeterliliğini ölçen bilgi seti üzgünüz sınavlar, deneme sınavları. Şimdi deneme sınavları öğrenciler için zor bir hayat. Sürekli aynı konuları tekrar ediyorlar. Bazı konular var ki aslında sarmal olarak mesela matematikte doğal sayılar. Ayyüce Hocam burayı biraz daha açar belki bize. İlkokul bir yani daha öğrenci sayılarla tanıştığında onlar önce rakamlara dönüştüğünde, rakamlar dört işleme dönüştüğünde, dört işlem türevlere dönüştüğünde diye giden yapıda bir sarmal var. Bu sarmalda öğretmene şu bilgiyi veriyoruz. Öğrencinin hangi konularda kazanım eksiği var, onu yıllara dair ölçüp görebiliyor. Öğrenci bunun üzerine gelip beklediğinde, peki bunun OLAP'lardan nasıl bir farkı var? Yani OLAP'larda bu yok muydu? Yani öğrenciyi o OPA kaydiden almış olduğu ders nesnesinden onları indeksleyip getiremiyor muyduk? Evet getiriyorduk. Fakat bu getirme artık şöyle davranıyor. Öğrencinin aslında bundan sonraki çıkacak olan doğal sayılarla ilgili konularda ne kadar başarılı olup olmayacağıyla ilgili yönetime raporlar oluşturuyor. Yönetim de buna bakarak hem öğretmen kadrosunun geliştirilmesi, öğretmen kadrosunun eğitimlerinin verilmesi, ders araçlarının oluşturulması, ders materyallerinin geliştirilmesi noktasında yönetsel kararları bunun içerisinden çıkartıyorlar. Bir diğer güçlü panelimiz şu, öğretmenin aslında dijital merkezli olan hiçbir deneyimi yoktu. Yani bir akıllı tahta var, yine formasyon olarak üniversiteden mezun olduğunda öğretmen geliyor ve belki de mezun olduktan sonra okulda işte hocası kullanıyor akıllı tahtayı. Kendisi karşı karşıya kaldığında bir problemle karşılaşıyor ve akıllı tahtada sunacağı bir materyal yok. Burada öğretmenin elinde şunlar ortaya çıkıyor. Sınıfındaki başarı durumu nedir? Sınıfında aslında odaklanması, güçlendirmesi gereken öğrenciler kimler? Yapay zeka için Pearson ve diğer birkaç büyük araştırma şirketinin aldığı doğru bir karar var. İnsanların eksik yönlerine odaklanmamaya çalışıyoruz biz yapay zekamızda. Biraz önce Burak da aynı konuya değindi. Yani bu paradigma değişimi kimin hissini korkutuyor, kimisi için gerçek. Şimdi öğretmenin karşısında moral bozucu bir ekran da olabilir. Sınıfında son deneme sınavına girmiş, diyelim ki %70'lik kırmızı performans göstermiş, sarı performans göstermiş öğrenciler var. Bu öğrencileri o kadar kolay grupluyor ki sistem, diyor ki şu öğrencileri bu ders materyallerini assign edebilirsin. Çünkü onları izlememiş, onlara bakmamış. Bakarsa öğrencilerin de şu kadar başarılı olur diye bir prediction de bulunuyor. Orada kullanıyoruz biz. Methodbox'ı. Evet, teşekkür ederiz İsrafil Bey. Çok sağ olun. Ben... Ayyüce Hanım.
Ben Ayucu Hanım'a şeyi soracağım. Matematikte mesela bu sarmaldaki problemi nasıl MethodBox'ta görüyorsunuz? Nasıl çözüyorsunuz? Evet, uygun. Ayüce. Sesini açamadı sanırım. Sesimi açamadım, evet. Ha, tamam, açtım. Kusura bakmayın. Saat 9 sokağa çıkma yasağı başlıyor diye. Dışarıdan alelette geldin herhalde değil mi? Evet. Evet, dışarıdan geldim. Soruyu bir daha alabilir miyim Mustafa Bey? Bu matematikteki kazanımlarla, yani o doğal sayıların işte o sarmal yapıda ilkokul 1'deki ya da lise 12'deki öğrenci arasındaki o farkı nasıl eğitsel değiştirebiliyorsunuz? Bana zaten şeyi veriyor ya, Stoics üzerinden de veriyor bunu. Evet. MethodBox da aynısını veriyor. Kazanım eksikliklerini veriyor çocuğun. Mesela diyor ki bölme bölünebilmede eksiği var diyor. Ben oradan hemen anlıyorum ki he, o zaman benim ne yapmam lazım? Bölme bölünebilme bakmam lazım. Ya da bana diyor ki işte toplama işleminin daha alt kazanıma inecek olursam çarpmanın toplama çıkarma üzerine dağılma özelliğinde eksik var diyor. Ben buradan kazanım eksikliklerini o kadar kolay görüyorum ki benim için çok daha kolay bir işe dönüşüyor. Sizin de dediğiniz gibi konuşurken de birçoğunu dinledim. Yani yüzlerce öğrencimiz var elimizde. Her bir öğrenci için mesela benim girmiş olduğum 4 tane sınıf var. 4 tane sınıftaki her bir öğrenci demek 100 öğrenci demek benim için. 100 öğrencinin tek tek deneme sınavı sonuçlarını, hangi soruyu yaptı, hangi soruyu yapamadı bunu göremiyorum. Ama bana hemen orada diyor ki 9A sınıfında hedefinin altındasın Ayüce diyor. Sinyal veriyor. Ben de diyorum ki bir dakika, buraya bir bakmam lazım. 9A sınıfına giriyorum. Oradaki 4 tane öğrenci benim başarı ortalamamı düşürmüş. Kim bu öğrenciler? Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Hemen giriyorum. Ne yapmış bunlar? İşte bakıyorum ki ne anlatmışım 9A'da mesela. Ebopekok problemlerinde genel olarak bu çocuklar hata yapmışlar. Yani bu konunun üstünden bir kere daha geçilmesi lazım. Diğer türlü böyle bir sistem olmasaydı tek tek soracaktım. Kim hangi soruyu yanlış yaptı? Bunu ben belirleyecektim. Demek ki bu çocuklar bunu anlamamışlar, çıkarımını ben yapacaktım. Böyle bir yükü üstümüzden almış oldu tabii ki. Ben bu arada MethodBox'ta öğretmen olduğum kadar MethodBox'ta veliyim de. Veli, evet. Veliyim de. O kısmından da bahsetmek isterim. İlkokul 2. sınıfta bir tane kızım var. Valla İsrafil Bey, nasıl söylesem bilmiyorum, ilkokul daha güzel olmuş. Daha eğlenceli, daha güzel, o kadar tatlı ki hocalarım, yani bir İstanbul'da çok sevdiğim bir aile dostumuz bana Bahçeşehir'i sordu, işte çocuğu Bahçeşehir'e alalım mı falan, ilkokul öğrencisi. Bahçeşehir'i alıp almadan önce dedim size bir şifre vereceğim, bu uygulamayı indirin, bu şifreyle girin, bir bakın bakalım bu eğitim modeline diye. Onlara MethodBox şifresini verdim kızımın. Onlar da aynı dönüş yaptılar, bu harika bir şey dediler. Hem kitaplar hem bir de kitapların seslendirilmiş hali var, sesli kitaplar. Yani okumuyorsa aç dinle bari şeklinde. İlkokul çocuklarının eline tableti verdiğimizde, çok da güzel uygulamaları da var Bahçeşehir'in satın almış olduğu, işte robotik kodlama uygulamaları olsun, diğer eğitici oyunlar olsun. Tabii tercih edilmesi biraz zorlaştırıyor bu durumda MethodBox'ı. MethodBox sinyal yolluyor. Seni çok özledik yazıyor. O kadar tatlı bir şey ki bu. Seni çok özledik yazınca kızım diyor ki anne beni özlemişler. Duygusal da değil mi aynı zamanda? Evet, böyle bir tarafı da var MethodBox'ın. Çok da güzel olmuş. Çok da içerikleri harika yani. Öğrenci gözünde de baktığım zaman. Tekrar elinize sağlık hocam. Her sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ne güzel, ne güzel. Kullanıcı deneyimi de almış olduk. Hem öğretmen deneyimi hem öğrenci velisi deneyimi de bir yandan gelmiş oldu. Evet. Şükrü Bey'e bir sorusu var. MethodBox kullanmaya başladıktan sonra okullarda üniversiteyi kazanan öğrencilerin yüzdesel olarak oranı ne kadar arttı diye. Hocam 2019-2020 eğitim döneminde MethodBox kullanan öğrencileri Uğur okullarında ölçtük. Bahçeşehir Koleji'nde ölçmedik. Uğur okullarında yönetim ölçmüştür mutlaka. Çünkü tüm araçları, gereçleri biraz önce bahsettiğim gibi bunun üzerinden işletiyorlar. Uğur okullarında ölçüldü. Bir önceki yıla göre Uğur okullarında %7,5 daha Türkiye ilk 1000, ilk 10.000, ilk %2 öğrencisi vardı. Hatta YKS'de ilk
birinci sırada olan bir öğrencileri de oldu. O da Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih etti. Orada kullanılan ölçümleri böyle metriklemek istemiyoruz biz. Yani MethodBox aslında bir araç, bir amaç değil. Bu amaçla öğrenciyi başarıya doğru götürür diye bir sloganımız yok bizim. Biz şunu söylüyoruz. Öğrencinin her zaman yanında taşımak istediği bir takım çantası olmak istiyoruz. Tekrar hatırlamak istediğinde, güçlenmek istediği yönlerde açık oralarda kullansın diye konumlandırıyoruz. Bütün sınav ve ödevler uygulama üzerinden mi gerçekleşiyor diye bir şey geldi. MethodBox başı metodolojiden, sonu ise bayağı işte biraz önceki bahsettiğim takım çantasından geliyor. Bu box'ın içerisinde yine kurumumuzun şirketlerinden bu bitin geliştirmiş olduğu Easy Quiz deneme sınavı platformu var. Yine Türkiye'de Globet firmasının 5 ürünü var. Podris firmasının robotik kodlama altyapısı var. Amacımız sadece ödevler, sınavlar değil, buralardan da MethodBox'tan öğrenci bu işi başlatsın noktasına getiriyorduk. Bugün akşam da Türkiye'de ilk kez 9. sınıflar seviyesinde bir oyun kulübü başlattık. O oyun kulübüyle de öğrencilere oyun yazmaya doğru, bununla ilgili işte grafik tasarım yapmak isteyen, senaryo yazmak isteyen ya da oyun yazmak isteyen öğrencilere de bir 450 kişilik bir Türkiye'de büyük bir öğrenci grubunu başlatan çalışmayı MethodBox'ta yapmaya başladık. Evet, teşekkür ederiz. Bir de Osman hocamızın son soru olarak onu alalım. Osman hocamız da bizim eğitim fakültesinde matematik eğitimi ana bilim dalında hocamız. Matematik başarısının düşük olmasının, soru kaydı için göremiyorum ben. Düşük olmasının sebebi konu eksikliğine bağlı olmakla birlikte çoklu zeka kuramından kaynaklanıyor olabilir mi? Başka ilgi alanlarına daha iyi olma gibi. Bu MethodBox'ta ayırt edilebiliyor mu? Yani bir öğrencinin sözel dil zekası çok iyi olup matematik ve mantık zekası o kadar iyi olmayabilir. Bunun için öğrenciye matematik kazanımlarından eksik olanları tamamlamak için gereken zaman ölçülebiliyor mu? Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok to the point bir soru. Hatırlarsanız sunumumda iki yerde sürekli beta'da kalmak istiyoruz dediğimiz noktalardan bir tanesi bu. Sürekli veri toplamak ve bu veriden bunu çıkartıyor olmak. Bunu bahsetmiş olduğunuz bilgiyi rehberlik öğretmenlerimiz öğrencinin ders başarı durumundan bunu çıkartıyor. Yatkınlık alanını özellikle öğrenci 10. sınıfa geçmeden önce MethodBox'ı bu yönde kullanan sınava hazırlık merkezleri ve rehberlik merkezlerimiz buradan bu bilgi setlerini çıkartıyor. Daha düşük yaşlarda hem mentor öğretmenlerimiz hem rehberlik öğretmenlerimiz yine MethodBox'tan mevcut akademik başarısıyla öğrencinin yatkın olduğu akademik alanın seçiminde destek olmaya çalışıyorlar ve aileyi ve öğretmenleri de bu yönde MethodBox'taki gördükleri grafiklerle, renklerle ifade ediyorlar. Uyarlanabilir öğrenme noktasında daha fazla veriye, daha fazla kullanıcıya, daha fazla eğitsel modele ihtiyacımız var. Eğitsel model Bahçeşehir'de ayrı, Uğur'da ayrı. Türkiye'nin birçok noktasına dağılması lazım. O yüzden ben Burak ve Furkan'ın yeni yapacağı platformun özellikle Türkiye ayağında, yani bu platformun ayağa kalkmasıyla bizim şu anda kullandığımız bazı parçalar bize münhasır olarak kalacak. Fakat tüm dünya genelinde bir platform açmaya çalışıyor arkadaşlarımız ve bunu sağlayacak olan mimari orası. Yani daha çok bir, daha çok eğitilmiş model, o eğitilmiş olan modelin de as a service olarak şirketler tarafından, okullar tarafından, kurumlar tarafından kullanılmasını sağlayacak bir araca doğru dönüştürecekler. Orada bu biraz daha tutarlı olacaktır. Evet, teşekkür ediyoruz. Aslında Burak ve Furkan'ın da sanırım bir başka toplantıya da katılmaları gerekiyor. O anlamda süremizi de oldukça aştık. Çok kısa bir cevapla hemen bir tek son soru almak istiyorum. Çünkü gerçekten önemli, bizim kendi çalışmalarımızda sıklıkla takıldığımız bir nokta. Öğrencimiz Hakan sormuş. Burada kişisel verilerin korunması noktasında nasıl bir yaklaşım izleniyor? Öğrencilerin orada verileri toplanıyor. Bunun onayı, izini nasıl oluyor? Yani bir sıkıntı yaşanıyor mu bu anlamda? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şöyle KVKK ya da GBTR şunu söylüyor. Diyor ki eğer veli izni ile
eğitsel materyaller işlenerek yapılacak ise bu veriler kullanılabilir diyor. Biz tüm sistemimizde bir opak ID structure oluşturduk. Bu opak ID ile Furkan ve Burak bizim için verileri işlerken hiçbir kullanıcıyla örtüşmüyor veriler. Biz o opak ID'den öğrencinin identity'sini wild sertifikalarla çözüp veliye ve öğrenciye görebileceği şekilde, öğretmene de kümelerle isim, soy isimlerde wild edilmiş şekilde göstererek bir arayüz ve altyapı sunuyoruz. Evet, öyle bir çözüm geliştirdiniz. Evet. Evet. Artık öyle onu yapmak gerekiyor sanırım bu KVKK ile birlikte. Çünkü o anlamda verinin korunması kanunu gereğince bu tür verilerle çalışmak gerekiyor tüm sektörde. Evet. Tüm alanlarda, evet. Hocamız mail adresleri rica etmiş. Birkaç sorusu daha varmış. Aynı zamanda biz bu yayını YouTube kanalımıza da yükleyeceğiz. Orada da yine mail adreslerinizi paylaşalım dilerseniz İsrafil Bey, Burak ve Furkan Bey. Orada da yine yayını izledikten sonra sorular gelebilir belki başka kişilerden de. Size maille ulaşsınlar dilerseniz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize ayrı ayrı katıldığınız için. Burada Türkiye'de saat şu an kaç oldu? 9'a geldi. 9'u geçiyor hatta. Burak ve Furkan da Amerika'dalar şu an. Onların da toplantıları devam edecek başka bir alanda. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnşallah daha farklı etkinliklerde de bir araya gelmek, yüz yüze de bir araya gelmek isteriz ilerleyen zamanlarda. Çok mutlu oluruz. Görüşmek İyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar size. İyi akşamlar.